Bu palet neymiş lan? Arkadaşlar belki işe yarar. Harekete bak! Kızım ses verme, kızım ses verme! Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün kurban tarafındayken kovalamacalardan hızlı bir şekilde kaçıp ardından hızlı bir şekilde heal'lanma build yaptım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk olarak son iki perk'ü anlatacağım. Üstesinden gel perk'ü. Katil bizi yaraladığı zaman birkaç saniyeliğine hareket hızı kazanıyoruz biliyorsunuz ki. Normale göre daha hızlı koşuyoruz. İşte bu perk bu hareket hızının 2 saniye daha fazla olmasını sağlıyor. 2 saniye daha hızlı koşmaya devam ediyoruz yani. Şansın güldü perk'ü de her yaralandığımız 60 saniye boyunca kan izi ve çizik bırakmamamızı sağlıyor. Yani üstesinden gel perküyle yaralandığımız zaman daha uzak bir mesafeye kaçacağız. Şansın güldü sayesinde de çizik bırakmayacağımız için, aynı zamanda da kan gölcüğü de bırakmayacağımız için, böyle hani köşe noktalardan herhangi bir binaya falan girdiğimiz zaman katil çok yüksek olasılıkla izimizi kaybedecek. Ondan sonra devreye şu iki perk giriyor. İlk perkümüz gölgelerin gücü. Bu avantaj sadece mahzendeyken çalışıyor. Mahzendeyken medkit'e gerek kalmadan kendimizi normal iyileştirme hızının %70 kadarı hızla iyileştirmek. Aynı zamanda bu iyileştirmeyi tamamladıktan sonra 10 saniye boyunca katilin haresini görüyoruz. Bu perk'ü şu gördüğünüz bitki bilim perk'üyle kombinledim. Bu perk de iyileştirme hızını %50 arttırıyor. Bir kurbanın ulaşabileceği maksimum iyileştirme hızı sanırım %100. Buna tam emin değilim. Yani bu iki perk kombinlendiği zaman %120'ye çıkıyor mu hızım emin değilim. Ama en kötü ihtimalle %100'e çıkarmış oluyoruz iyileşme hızımızı. Şu iki perk sayesinde de zaten izimizi kaybettirmeye çalışacağımız için katilden hızlı bir şekilde kaçıp basement'a inip hızlı bir şekilde heal'lanıp maça devam edeceğiz. Şu gördüğünüz perk Sable'ın olduğu için ve asıl olayımız bu perk'te olduğu için hani Sable'a ait bir build de denebilir. Macmillan'ın parmak kemiğini gördün. Ya arkadaşım kurban oynarken map attığım zaman başkası map atmasın bari. Herkes düşman bana bu oyunda ya. Bana bu oyunda herkes düşman ya. Evet tabii ki de %50'yi kaybettik arkadaşlar. Neyse şöyle bir avantajımız var. Basement burada mı diye hemen bakıyorum. Burada değil. Tamam basement ana binada. Hasar aldığımız zaman ana binaya kaçıp direkt olarak heal'lanacağız arkadaşlar. Evet Huntress geldi. İnşallah kaçabilirim. Kaçarken baltayı ağzıma vuracağı için. Buraya balta falan mı tutuyor lan uzaktan bu? Evet geldi. Bir yere girdik arkadaşlar. Şunu bir devir. Nice try'a. No. Aa şeki kırmadı geliyor peki. Tamam. Nesneleri sürekli arkamıza alıyoruz arkadaşlar Huntress'e karşı. Okey iyiyiz. Şeki devirmek zorundaydım çünkü zaten hani maç bitecek birazdan. İyi can yapıyor bizimkiler. Ulan bilerek mi yaralansam ne yapsam anasını satayım. Abi inanılmaz ya. Bir Huntress'e karşı hiç yaralanmadım. Gerçekten inanılmaz değil mi? Tek başıma alamam. Baltayı yediğim gibi yapışır kalırım. Ben en fazla hasar alırım. Basement'a kaçarım bir daha yıllanırım. Diğerlerinin geldiğini görmem lazım. Ha gidiyor biri. Çok iyi. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Kardeşim kolunu... Bana at bana. Ah lan. Tamam rahat da kal rahat da kal. Bir şey diyeceğim beni tahmin eder bu arada. Bana sürün de aynen amına. Ya. Işığa şeyi varmış alışkın. Lightburn muydu neydi o ya? Perk'ün adını ışığa şeyi, ışığın şeyi olarak değiştirdik arkadaşlar. Abi inanılmaz. Yani bir Huntress'e karşı maç sonuna kadar hasar almadım ya. Ya bak normalde şu an build'i göstermediğim için bu maçı silerdim. Maçta zaten hiçbir şey de olmadı. Ama şu şanssızlığımı bir görün ya. Ben bunu çok özet böyle bir dakikalık çok kısa bir özet şeklinde koyayım bu maçı. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Ya normalde bak build falan yapmasam Huntress'e karşı oynasam var ya mahvolurum ya. Sıçar ağzıma hani gidip bilerek mi öleyim adamı anladın mı? Hayır hasar verme fırsatını da verdim adama. Yani dibine kadar geldim yine balta tutturamadı ya. Bu arada mahzenin yerini gösteren adaktan attım. İlk 20 saniye mahzenin yerini göreceğim. Tamam şu ana binadaymış direkt okey. Abi bu maçta da katil AFK şaka mısınız siz ya? İnanılmaz ya. Nurse gelmiş ve AFK anasını satayım. Zaten hani kaçamayacakmışım. Hani Nurse yani sonuçta. Görüş açısından çıkmam çok zor olacak ve AFK. Arkadaşlar bakın normalde buraları silerim ama şu şansı bir görün Allah aşkına. Bir tane kurban bu build'i yaptım. Heh aynen canlan kardeşim aynen. Bir maç hit yemedim. Diğer maçta da Nurse artı AFK. Şu build'i var ya kayıt dışı yapsam tamam mı? İstediğim her sahne gerçekleşir. Kayıt tuşuna bir bastım gelen maçlara bak ya. Katilimiz Doctor Doctor baksana lambaları yaksana arkadaşlar. Ben buzulu yok o şey Evsun. Evsun bok lütfu muydu neydi o? Beni seviye 3'e geçirmeye çalışıyor şu an. İyi de yapıyor. Hocam ha sattınız galiba bir tık. Tamam.
Hasarımı aldım, devam ediyorum arkadaşlar. Şu an iz bırakmıyorum, iyi de koştum. Beni kaybet diyeceğim de kırmızı ışıklardan dolayı carçurt falan filan. Vallahi arkadaşlar geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ışıktan dolayı. Şurada önce bir kendime geleyim. Güzel kaçtım, izimi iyi kaybettirdim. Bak normal şartlarda şu an heal'ım bile bitmişti. Ama doktor geldiği için önce kendime gelmem lazım. Şimdi heal yapacağım. Ama güzel, izimizi iyi kaybettirdik bence. Tamam, adama efsane zaman kaybettirdik. Çünkü bir de restlendim. İyi başladık bu maça. Yerini de görüyoruz 10 saniye boyunca. Alo, ne oldu? Hey, peşimde doktor var, ben seni sonra ararım. Bu ne, bunu niye kırmadınız? Yani kocaman oraya yanan totem koymuşlar, adam dibindeki totemi kırmıyor ya. Benim maçımda aynı anda 3 tane yanan totem gidiyor. Yine geçtik Allah'ın belası seviye 3, Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nasıl bir şanstır ya Rab? Vay. Güzel hacker et. Şimdi kral bana şurada bir tane hitini alırım. Tamamdır. Kaçtım yine üstesinden geldi hızlı bir şekilde. Lucky Break'te de iz bırakmıyorum şu an. Peşimden geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Geliyormuş. Bu palet neymiş lan? Arkadaşlar belki işe yarar. Harekete bak! Kızım ses verme, kızım ses verme. Kızım sakın ses verme. İşte bu. İşte bu. Tam olarak bu ilk bu. Çok iyiydi lan. Bir de şimdi iyileş. Nereden çıktık oğlum? Bir de çok hızlı bir şekilde iyileştik arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış gibi chase'e devam ediyoruz. Adamı yerinde gördük. Çok zaman kaybettirdim adama ama işte yine o jenler bitmiyor. Ya. Kral sen de ama slug'ınla bokunu çıkardın şimdi ya. Tekrar basement'a indim. Hop çok hızlı bir şekilde tekrardan iyileştim. Adamın da yerini gördük. Şu an ne yapıyor anlamadım. Birisini yere sabitledi, onun başında falan bekliyor. Adamı almıyor yani. Kaynadaki saldo öldü. Jen ilerlemesi yapılmıyor şu an. Yere düşürdüğünün de başında bekliyor. Harbiden var ya. Killer oynarken de Survivor oynarken de şu yüksek MMR'lar zehir ya. Gerçekten zehir yani. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Abi camp falan da sayılmıyor sonuçta şu an şu yaptığı. Hani adamın başında bekliyor yerdeki adamın. Kancası olan bir adamın başında beklemiyor sonuçta. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Bazen selam vermiyor la. Şu paleti hatırladın mı kral? Leş gibi bir oyuncusun da işte aslında. Vur bana yine gideyim. Zaa vuramadı bir de. Buradaki palet duruyor mu? Duruyor tabii ki. Süper haber. Okey, paleti kırdı. Yani maçı kaybettiririm adamı aslında, beni kovalasa da. Çok verecek. Güzel. Enayi. Ah! Çok iyi hareketli de tam yapamadım. Üstesinden gelip hiç etmiş oldum ama o palette devirmek zorundaydım bir yandan. Benim bu şansın güldü. Bitkinken falan mı çalışmıyor? Ne bunun olayı? Okey. Güzel oyaladım bence de. Bu şansın güldüğün olayı şey mi? Yaralandığımda çalışıyor. İşte 60 saniyeden geriye sayıyor. Atıyorum 45'e düştü. Sonra iyileşiyorum. 45'teyken o durmuş oluyor. Bir daha yaralandığım zaman da 45'ten mi geriye saymaya başlıyor? Yani maç boyunca toplam mı 60 saniye kullanabiliyorum? Ne oluyor oğlum? Yani her yaralandığımda baştan 60-60 saymıyor galiba değil mi? Birazdan bir yaralandığımda tekrar bakacağım ona. Evet, tekrar heal'landık. Çok güzel. Adam var ya böyle mide bulandırıcı oynadı ya gerçekten. Oğlum düşürüyor düşürüyor, millet yerde bırakıyor. Çok saçma ya. Benim toksik bu gibi anasını satayım ama süründürüyor, hani saçmalığı orada. I'll take the rain, take the rain. Yok aynen, toplam 60 saniyemiş, okey. Makarayı çözdük. Makaron şakarattına mattına dinin o şakarın şunun. Yerdekini de asmadığı için hiç bulma olayım falan da yok şu an. Sadece öyle deparı vuruyorum. Deparinho Purpo. Müthiş koştu bu maç. Gerçekten bir şaheser kendisi. Spotları da yakın falan dönüyor. Ne yapıyor bu çocuk?
Ya. Keşke bak böyle durumlarda atlamamanız lazım aslında ya. Şuradan devam etsem hiçbir şey olmayacak biliyor musunuz? Ulan hatalarımı biliyorum da işte uygularken bazen satışlar oluyor ya. Bizi yerde mi bekleyeceksin komple böyle? İyi bari asıyor sağ ol. Yani güzeldi bence bu maç. Çok fazla heal'landım. Bir yerde ölümcül bir spottan çıktım yani. Normal şartlarda ölürdüm orada. Oynayabildiğimiz düzgün bir maçta build'in olayını göstermiş olduk aslında. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şansın güldüğü aslında bir maçta 3 kere falan kullanabilirim. 60 saniye iyi bir süre. Yani yaralanırım. Basement'a kaçarım. Zaten heal'lanmam hızlı gerçekleştiği için çok hızlı bir şekilde heal'lanırım. Adam bu arada nasıl bir kuduruksa zaten aldığı maçta GG bot falan yazıyor ya. Yani bu saydığım tüm şeyler kaçış ve heal 20 saniyemi falan bulur. Ama benim şansıma doktor geldiği için adam seviye 3'teyken bir de kendime gelmekle uğraştığım için şansın güldüğü 2 kere falan kullanabildim. Bu kaçış, heal'lanış ve kendine gelme olayları 30 saniye falan sürdü. Yani 2 kere falan izimi kaybettirebilmiş oldum sadece. Gençler bu arada birkaç video önce anlatmıştım. Oyunda moriler kalkıyor biliyorsunuz ki. Şöyle bir şey var. Divor yani umut yiyen perk'ü 5 stack olduğu zaman kurbanlara direkt mori atabiliyorduk. O kalkacak mı falan diye çok fazla soru gelmiş. Evet, Divor'un da 5 stack'inde artık mori atamayacaksınız ama şöyle bir şey olacak. Divor'u 5 stack'e getirdiğiniz zaman daha önce bir kurbanı hiç asmamış olsanız bile astığınız zaman direkt olarak ölecek. Mori atamamış olacaksınız ama bu şekilde direkt öldürebileceksiniz yine. Bu arada şu an şu yaptığımız yanlış aslında. Maçın başında 3 kişinin bir jene oturması kurbanların yapabileceği en büyük hatalardan. Çünkü katil buraya gelirse burayı dağıtıyor derken evet jenin de bitmesine izin vermedi. Ya bak mahvetti gördünüz mü bitti maç. Maçın ilk kısmını inanılmaz aldı adam yani şu an. Ama raz. NT kral. NT kral deyince de Metin Oktay gibi oldu ama olsun. Tamam üstesinden engelliyle hızlanalım şimdi hemen. Şuraya girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi izimizi kaybettirdik. Kan çizik hiçbir şey yok şu an süper. Chase'den çok iyi kaçtık. Şimdi basement'a iniyoruz. Perk'ümüz aktif. Kendimizi hemen heal'liyoruz burada. Bu arada evet şansın güldüğü maksimum 2 kere kullanabileceğiz gibi. Bak izimi kaybettirdim ettim falan filan derken %75'i bitti bile neredeyse. Ama güzel zaten bize ilk kısmı lazım. Yani şu an o bıraktığımız kısım yaralandıktan sonra bize fazlasıyla yetecek. Killer'ın da yerini gördük bize geliyor. Maraz oyuncuları beni çok korkutuyor ya. Ya bizim adamı almaya niye kimse gitmiyor da yani. Bu vicdan azabı bana kalıyor. Ben enayi miyim kardeşim? Onu satayım. Evet yine aynısını yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar yine şansın gücü sayesinde izimizi kaybettirdik. Süper oldu. Bayağı vakit kaybediyor böyle bir de kovaladığı kurbanı kaybediyor ya. Tam şu saatten sonra şansın gücü falan çalışmayacak. Tamamen bitti süresi. Hemen tekrar basement'a indim. Maraz'a bile izimi kaybettiriyorum yani. O kadar iyi şu an. Çok güzel. İkinci kere heal'landım. Bak iki tane ölümcül chase'ten çıktım. Normal şartlarda çok net ölürdüm bence orada Maraz'a. Oğlum beni tahmin etme lan burada. Aman diyeyim aman diyeyim. Allah'tan yerini görüyoruz da. Tamam gitti hemen kaçabiliriz şimdi. Çok iyi. İki maçları iyi çalıştırıyoruz bu ilde. Şimdi evet şansın güldü olayı bitti artık. Çizikle kan bırakacağız ama ilk iki chase'den çok iyi kurtulmamızı sağladı. Şu saatten sonra sadece üstesinden gelirle uzak bir spota kaçmaya çalışacağız yani. Bir köşeden falan dönüp görüş açısını kaybettiği zaman katil direkt olarak izinizi kaybediyor. Hani Maraz gibi kurbanlara hızlıca atılım yapabilen bir katile bile iki kere izimi çok net kaybettirdiysem bir şeyler var demektir perklerde. Yalnız adamda galiba barbekü var. Güzel hit. Okey burayı kötü oynadım. Bayağı leş oynadım. Yani Maraz da gerçekten açık alanda sana şans bırakmıyor ya. Normal şartlarda işte ilk iki chase'im de buna benzer geçecekti. Allah'tan izimizi kaybettirdik de. Bir de şöyle bir olay var. Katil kovaladığı bir kurbanı kaybettiği zaman ciddi vakit kaybetmiş oluyor. Çünkü onu hani yaralamış oluyor. İstiyor o kurbanı öldürmeyi ama chase'i bitirememiş oluyor. Sadece yaraladığıyla kalmış oluyor ve o kurban geri dönüp bir de heal'lanıyor. Yani bu build'imden bahsediyorum. Bu sayede arkada çok iyi can farmlanabiliyor. Ama ben struggle'a geçeceğim gibi sanki. Yani adamın şu an maçı dengelemesi için tunnel atma lazım ya da beni ikiye geçirmesi lazım. Çok iyi. İkiye geçmeden beni alabildiler. Okey. Tunnel atmadı. Çok iyi. O zaman hemen basement'ımıza inebiliriz tekrar. Kimseyi de uğraştırmayalım. Tamam. Çok hızlı bir şekilde bir tane daha heal'landım. Yok. Adam buraya gelmiyor. O zaman şu jene devam edebiliriz hemen diyecektim ki buraya geliyormuş. Tut şeyini tut. Attempt denemeye çalış. İkiye geçme. Lan oğlum attempt animasyonunu başlatsan geçmeyeceksin. Oğlum ne gördü ne duydu? Var mı anlayan eden? Tamam bizi kovalamadı. Base'e gidiyor. Okey yine indim base'e. Ya hayır ya. Bir tane maç şöyle bir şey denk geleceğini biliyordum.
Bir tane maç şöyle bir şey denk geleceğini biliyordum ya. İşte iz bıraktığımız zaman bu şekil base'e inerken sıçabiliyoruz. Bu da build'in fail'i olsun arkadaşlar. Kate'in yanında kovalama ikonu vardı. Onu kovalıyor sandım. Ne oldu da geri döndü anlamadım ya. Ya alsana beni. Aa adam gelmiş lan. Bari al diyeceğim. Kendi de öldü. Barova sarını almayı dinledim ama olmadı. Okey, bunu yapmak zorundaydım. Oy, çok iyi denedi. Kral onu da moralleyebiliyorsun. Niye onu atmıyorsun ki? Vay anasını satayım ya. Videoda olduğumu biliyor gibi onu da moralleyebiliyor. Adam beni istedi inadına ya. İlginç. Peki güzel bence. Bu ilk iş yapıyor. Ama Maraz'a karşı kovalamaca kazanmak çok zor yani. Hani biliyorsa oyunu. Güzel chase atamadık. Evet gençler bu son maç olsun. Bir iki tane çok saçma maç geçirdim biliyorsunuz ki AFK falan geldi. Diğer iki maç da uzun sürdü maç süresi olarak. Videoyu editleyip bugüne yetiştirmem gerektiği için çok fazla maç atamayacağım. Bir de aralarda siz görmediniz 2-3 tane maç silmek zorunda kaldım yani. Çok fazla gereksiz zaman kaybettim. Çünkü karşıya Norus geldi, Hillbilly geldi falan yani. Bu build o katil karşı iş yapmaz. Birisi ışınlanıyor, birisi de tek atıyor. O maçlarda direkt attempt deneyip saldım. Vaktim kısıtlı olduğu için. Birkaç maçı istemsizce satmış oldum öyle. O yüzden o kurbanlardan şimdiden özür diliyorum ama yapacak da bir şey yok. Lan niye bağırdım? Ha dolap açtı, yerimizi gördü. Okey. Akıllısın Nemo. Hemen ıskaladığı için spottan uzaklaştık arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. Bir daha kaldırabilir özelliğini. Şimdi yiyeceğiz büyük ihtimal. Aynen. Zombi hayır hayır çok kötü bir yerdesin şu an. Tam hasar alıp devam etmemiz lazım üstesinden gelile. Okey. Burası basement. Şöyle hemen izimi çalılardan falan bir yerlerden kaybettirmeye çalışsam. Çok iyi. Tamam. İzimizi kaybettirdik. Heal'la kral beni. Kral galiba kaybettiremedik. Tamam kaybettirdim. Tamam ben heal'lanırım. Sal beni heal'lanırım. Hemen iyileşiyoruz. Adama yine yeterince zaman kaybettirdik. Bize virüs vermekle uğraştı. Heal'ladı bir de gözden kaçırdı. Yani chase'i kaybetmiş oldu. Ciddi zaman kaybettiriyorsunuz yani. Bir katil eğer sizi yaralayıp düşüremediyse yani chase'i tamamlayamadıysa çok ciddi zaman kaybettirmiş oluyorsunuz. Ne oluyor oğlum? Başka bir oyun oynuyorum ben galiba şu an. Ya fenerimi bitir ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Evet arkadaşlar iki zombi birbirine aşık ettik. Ulan zombiler bile birbirine sarılmak istiyor. İşte sarılmak iyileştirir arkadaşlar. Adam zombileri kırbaçladı. Hiç saygısı yok ya. Hiç saygısı yok aşıklara. Oo geri dönüyor. Reis kaç. Reis kaç. Araya girip hasar alıp base'e gidip heal'lanabilirim ama. Beni umursamadı bile adam. Bayağı görmezden gelindim yani. Bize döndü ama. Bu hoş olmadı. Güzel dodge. Çok iyi hareket. Gidiyor gibi yaptım, döndüm paletistanı koydum kafasına. Sensin. Gittim sanıyor şimdi, hemen jene geri döndüm. Ananı satayım, overcharge varmış. Ya of. Al sana t-bag anasını satayım ya. Al sana t-bag ya. Okey mind game deniyor. Direkt spottan uzaklaştım mind game denerken vakit kaybetsin diye. Hala geliyor bana. Tamam bir tane vursun. Okey devam ediyoruz. Şu an iz bırakmıyorum. Evet hata yaptık burada. İz bırakmıyoruz da ses var işte. Ulan başkasını kovalıyor olsa ve ben jen yapıyor olsam o kadar uzağa gelmez ya, benim jenime döner. Neyse güzel. Uzağa çektim bence. O jeni bitirirsiniz. Ya bitiremediler ya. Oo vallahi billahi bu oyun tamamen bana karşı ya. Burada keşke kaçmayı deneseydim ya taktik yerine. Ya bu build'e Iron Will gidebilir diye düşünüyor olabilirsiniz ama Iron Will bitkinken çalışmıyor arkadaşlar. Katil bizi yaraladığı zaman hızlı koşup bitkin moda geçiyoruz ya üstesinden gel perküyle. O yüzden Iron Will olmaz yani. Hani öyle bir fikir varsa aklınızda onu unutun. Ya bir de bana geliyor. Aşı da basamadım. O ne oğlum, attığını göreydim lan. Competitive Purpo. Olmadı bu maç ya. İyi başladık. Bir şey oldu, durdu maç yani. Oğlum bir adamın oyun planı sadece beni yakalamak üzerine neden olur ki ya?
Ya adam bütün işini gücünü bırakıyor. Her şeyde beni istiyor. Jen yapıyorsam beni istiyor. Başkası jen yapıyorsa ama ben kaçmışsam jen yapanı bırakıyor, bana geliyor. Çok ilginç. Gerçekten kurban boyutları çok ilginç ya. Hani ne yaptığımı biliyorlarmış gibi hareket ediyorlar ya böyle sürekli. Bir maç daha gireceğim. Bu maç bayağı leş bir maçtı. Sinir bozucu bir maçtı yani. Bayağı sinirlendim. Bak yüksek jene gittim. Canlı canlı gördüğünüz videoda. Çok yüksek de değildi. 40 falandı. Adam kovaladığı kişiyi bıraktı. Jene döndü. Beni kovalamaya başladı. Ben çok uzak bir yere kaçtım. Beni kovalamayı bırakmadı. Sonra ben kancadan alındım. Çok uzak bir yere gittim. Gitti bir başkasının kancaya astı. Öbür jen yapana değil, uzaktaki bana geldi. Benim olduğum yerde hiçbir jeneratör falan yoktu. İlginç ya. Vallahi bu kurban tarafı benim hiç keyif vermiyor yani bana. Gerçekten çok sıkıcı bir iş yani. Evet, kamera odasına başladım arkadaşlar. Şimdi ben hemen kontrol edeyim sizin için. AFK'mız var. Çok güzel. Knight geldi. İnşallah izimi kaybettiririm. Bitki bilim sayesinde %50 hızlı healliyoruz. Hemen bunu healleyalım ki basement'tan güvenli bir şekilde çıkalım diyeceğim. Geliyor. Neyse, dolaba girdi. Oo, çakal. Ya hayır, öyle bir şey deneme. Vur bana, tamam. Nancy'nin orada olduğunu biliyor. Ya Nancy niye dolaptasın abi? Çık artık ya. Hadi bakalım. Evsun Umut yen yedim canavardan ya. Canavardan Evsun Umut yen yedim ya. Zaten yaralıydım, tamam da. Ananı avradını. Tam maçı salarken gelen etem perisi. Jen'i de bitirdim. Ne oluyor oğlum? Ya kral bana nasıl bulaştın? Ne oldu anasını satayım ya? Al şunu. Git git lan, çekil. Ne yapıyorsun? Ya kırmadı lan paleti. Çakallık yapmış, evet. Neyse, Allah'tan burada da palet var. Neyse, burada da var. Yani şurada iki zekilik yapacağım. Oradan basement'a kaynayayım dedim. Anladın mı makarayı arkadaşlar? Gitti, benim sesimi duydu, benim izimi gördü, bana geldi ya. Şimdi ben. Sizin Allah belanızı versin. Hep beni en sona bırakın zaten. Gel gel. Lan gel lan gel. Mal mal moonwalk atacağına gel şuraya. Ne yapıyorsun ya? Gel. Ne güzel yapıyor lan. Oğlum adam full öyle gidiyor anasını satayım. Şunu yapmayı biliyorsun ama basement dolabında yakalanıyorsun adama. Tamam. Kanka gelsene jen yapalım. Alo. Arkadaşlar gel. Lan ben killerken niye şunlar gelmiyor ya? Niye ya? Nice. Çok iyi. Vuramadı Nancy'ye. Ananı avradını. Ben şunu alayım. Tamam. Çünkü arkadaşlar o adam yaralı ya. Adam chase'le uğraşmasın. Tamam bak, ben bunu üstüme çektim. O en azından yani tek kişiyle chase atsın. Güzel. Süresi de bitti. Öyle bir krallık yaptık onun için. Yine düştü ama olsun yani. Ben yapabileceğimi yaptım. Serisinden jam bulmamız lazım diyecektim de. Adamı bulduk sayılır mı? Okey. Kötü yere bıraktı şövalyesini. Nice. Ne oluyor oğlum? Bismillah. Oğlum neredeydi bu? What the fuck? Arkadaşlar neydi bu? Oğlum ne sesi vardı, ne çemberi vardı. Ne yaptı? Uçtu, çatıda mıydı? Neredeydi hanım? Şurada bir yerdeydi herhalde ya. Vallahi başıma gelmeyen kalmadı videoda ya. Birkaç o sildiğim maçı görseniz. O kadar sinir bozucu maçlardı ki. Yani heal bile geliyor. İlk chase'imde tek yiyorum. Attempt deniyorum, salıyorum. Nurse geliyor. İzimi kaybettiremiyorum doğal olarak. Nurse'e nasıl kaybettireyim? Huntress geliyor. Uzaktan balta atıyor. Yine kaçamıyorum falan. Öldük galiba arkadaşlar. Fastball atsam ölmeyecektim de. Şöyle bir fake. Bir fake daha. Ama diğer adam buraya getirdiği için yine göründük. En uzun çektiğim video olabilir yani süre olarak. O kısımları tabii kestim arkadaşlar. Sonuçta amacım bir build göstermek olduğu için. Counter geldiği zaman saçma sapan bir maç oluyor ve silmek zorunda kalıyorum. Hani eğlenceli bir kısım yok yani. Bir şey kaçırmıyorsunuz, merak etmeyin. Tamamen sinir bozucu bir durum yani. Var ya 2,5 saatim falan aldı şu videoyu çekmek, size yemin ediyorum. Siz 3-4 maç izliyorsunuz. Ağlayacağım şimdi ya. Ağlayacağım şimdi ya. Antimentosunu buldum bu arada. Keşke bulmasaydım. Bir an keşke bulmasaydım dedim. Kral jam bitiyor olabilir arkada. İstiyorsan onlara bir bak derim ben. Saygı duyuyorum tabii fikrine. Seçeneklerine saygı duyuyorum. Ben yukarı gideyim çünkü jeneratörler aşağıda. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kaçtık. Bitti, nice. Ben açıp gidiyorum ya. İnanılmaz yorucu bir video geçirdim arkadaşlar. Vallahi son maçlara doğru biraz enerjim düştü. Çünkü siz aralardaki yaşadıklarımı görmediniz dediğim gibi. Sürekli sürekli aynı maçlara çık gir çık gir. Gerçekten 5-6 tane falan maç değiştirdim. Abartısız söylüyorum. Çok düştü enerjim o yüzden son 1-2 maç. Ama sırf böyle hani videonun süresi çok kısa olmasın, kurban tarafından da videolar isteniyor diye biraz birkaç maç daha girmeye çalıştım. Evet, ilk 2 maç güzeldi. Bu son maçında chase'leri fena değildi ama build'i gösteremedik. 3. Nemesis maçında hiçbir şey saymıyorum zaten. O maç olmadı varsayın.
Kusura bakmayın gençler, biraz enerjim düşüktü, nedenini anlattım. Anlayış göstereceğinizi umuyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.